Bugün stüdyomuzda Hacer Hanım'ın kız kardeşi de aramızda. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baldızınız da geldi eski eşinize yardımcı olma. Sizin bu arada nikahınız bitti değil mi? Yok ben resmen... Yok sizin için söylüyorum. Sevgili Bey'le siz boşandınız sonra resmen. Yok onlar resmi evlenmedi. Tekrar ikinci döndüğünüzde evlenmediniz mi? Ha size resmi nikah da yok. Evet. Ne güzel anam sen de üç şimdi tane çocuk. Şimdi aydınlanmaya yavaş yavaş başlıyoruz Müge Hanım. Aydınlanmaya ne başlayacağız? Evet. Sen resmi nikah kıyacaksın erkek olarak. Ne kıymadın kızları nikah? Üç tane çocuğun annesine. Evet. Aydınlanıp da kimden taraf aydınlanacağız? Sen kıyacaksın nikahını. Niye evet. Kıymadın kadına üç tane çocuk doğurtturup da? İşte yani evde kimse... Ama senin de valla Sevgi Bey yani sen de ne güzel ne yaşar ne yaşamaz. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz vardı ya Aziz Nesin'in. Sen de o hesap. Çocuk doğuyor, nüfusa kaydettirilmiyor. Yanında kadın var, resmi nikah kıyılmıyor. Hayatta sana güzel. Hiçbir sorumluluğun yok maşallah. İşte resmi nikah olmayınca nafaka da yok. Tabii. Çocuğa bir şey olduğu zaman arayan da yok. Bizim aradığımız çocuk da tam yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Yani çocuğun doğduğunu herkes biliyor ama devlet bilmiyor ki. Devlet bilmediği için de peşine düşmemiş. Yani devletin bugüne kadar bilmediği, sizin bildirmediğiniz... Bir çocuğu arıyoruz biz şu anda, akıbetini arıyoruz. Doğru söylüyorsun. Abi doğru söylüyorum da doğru da söylemek istemiyorum. Yani ben her şey doğru olsun istiyorum. Benim söyleyip söylememle bir şey de değişmiyor açıkçası. Sen de abi hiçbir şey yapmamışsın maşallah. Hiç yani bir belediyeye gidip zahmet etmemişsin. Bir nüfus idaresine gidip zahmete girmemişsin. Ne güzel vallahi. Hayat sana güzel. Biz uğraş dur. Git her şeyi... Ben de şunu anlamıyorum. Kardeşim biz bir şey beyan etmesek hemen tak 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 kapımıza dayanıyorlar. Ondan sonra nasıl insanlar? Yani niye bazı insanların... Kayda geçmeyince, devletin kayıtlarında gözükmeyince kim arayacak, kim soracak? Ama ne güzel ama kimse de dememiş yani, nerede bu çocuklar. Evet. Bu çocukları sen niye kaydettirmiyorsun? Bu da bir şans herhalde. Vallahi biz kedi kaybolsa, evdeki kedi kaybolsa kapıya gelirler. Nerede kediniz diye. Bunlara gelen başına bir iş gelse çocuğun. Beyefendi kalkıp da götürse bir yere dese ki ben babasıyım. Babası olduğunu ispat edecek bir evrak yok. Belki de çocuğu kaçırdın diyecekler. Yani mümkün değil mi? Mantıken düşünürseniz. Bu çocuklar aşı falan da olmadılar herhalde hocamın dediği gibi değil mi? Bir kızamık su çiçeği falan oldular mı bunlar? Nasıl götürdünüz? Oldu oldu. Nasıl götürdünüz sağlık? Sağlık ocağında. Sonra sağlık ocağındakiler demediler mi? Nerede sizin diğer çocuk ötekileri aşıya götürdüğünüzde? Sormadılar yani. Nüfus şimdi... kayıtlarını istemediler yok, mi? Yok benim doktor ameliyatlı oldu doktora çocuk. Doktora gittiğinizde. Çocuğum benim ameliyatlı olduğu için doktor raporu falan vardı ondan dolayı hastanede. Sizin çocuğunuzun Down belgesi var aslında. Evet hastanede. Evet. Hastanede dünyaya geldi. Evet hastanede. Turgay Şener doktor. Yok şimdi kadın doktorun hani doktor peşine doktor düşmez de bu işin. Yani doktorun adını vermeye gerek yok. O düşmez de sonrasında ne olduğunu ben hiç anlamadım yani. Yani alışkanlık doktor isimlerini söylüyoruz ya böyle. Şimdi ben önce size şunu söyleyeyim. Bugün çünkü kız kardeşinizle dinleyeceğim. Dün fotoğraftaki kişiyi hani dün bir fotoğraf verdiniz ya bu benim oğlum dediniz. Dün de söylemiştim ama ailesiyle de görüştük. 2017 yılında ne yazık ki vefat etmiş. Kocaeli Spor'un tribün lideriymiş. Serhat Boz. Ailesine ulaştık. Boz ailesi de Kocaeli İzmit'te ikamet ediyor. Zaten 1989 yılında dünyaya gelmiş. Anne ve babası da belli. Çocuk evlatlıkta edinilmemiş. Abisi var. Abisiyle konuştuk. Sağ olsunlar. Onlar da yardımcı oldular. Yani evlatlık olması gibi bir durum değil. Ondan sonra çocukluk fotoğrafları var, her şeyleri var. Ve dediğim gibi zaten o fotoğraf sizin yerel basında da yani ulusal basına da çıkmış. Ama yerel basında da gündeme gelmiş bir çocukmuş o yani. Nurlar içinde yatsın. Yani biz sahiplenme amaçlı değil. Sadece bilgilendirme amaçlı bana gelen bir fotoğraftı o. Yani o bana gönderen kardeş, abi bu çok benziyor, bir bak. Ben de size o amaçtı yani sadece Facebook'tan bulma bir şey ya. Hani biz kendi evladımızı iddia etmiyoruz bunu. Şimdi Seyfi abicim anlıyorum da dün evet. De aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum ama yani Türkiye'de size ya bir kere bu çocuğun
Serdar size birebir benzeyen bir çocuk muydu? Yani sana sorayım. Yok, benzemiyordu. O farklı olduğu için sevmedi zaten. Bize benziyor. Bizim tarafa benzediği için sevmedi. Hiçbir zaman sevmedi. Benim zaten oğlum diye de şey yaptı. Dinledim ben programı. Oğlum diye de ağladığını görmedim. Ya Şenur, sen bu çocuğu bir anlatır mısın önce aralarındaki ilişki? Dün dedin ki mesela Seyfi Bey diyor ki her ailede olan şeylerdi. Hayır, her ailede ama, olan şeyler değil. Sen diyorsun ki benim kardeşime kamyon çarpmış gibiydi suratı diyorsun. Her defasında çok aşırı dövüyordu, aşırı dövüyordu. Bir de anneme geliyordu, anneme baktığını iddia ediyor ama anneme bakmadı. Anneme yardım geliyordu, kadın ablamı aç diye kendi veriyordu. Ablam talep etmiyordu, zorla veriyordu, götür kızım diye. Ne yapsın aç kızı, ne yapsın, ne yapabilir? Benim annem çok iyi değil ama üzülüyordu ya, aç kalmasın, torunlarım aç kalmasın diye çabalıyordu yani. Peki ama Seyfi Bey bunları hiç hatırlamıyor. Ya unutulacak şeyler değil ki onlar. Travma benim için. Beni mesela gece yarısı kalktı, geldi, ben gecelik giymedim diye beni dövdü bayağı bir. Unutmadım, unutulur mu yani gece yarısı uykudan uyandırılıyorsun. Bir de panik atak oldum onun yüzüne. Alkollü müydü? Alkollüydü, her akşam içiyordu. Farklı farklı bayanlarla görüşüyordu. Ablamı beğenmiyordu. Beğenmiyordu ablamı o zamanlar. Öyle mi Seyfi Bey? Evet, beğenmiyordu. Süslü kadınlara gidiyordu. Ben dün söylediğim gibi de bugün de hiçbir şey söylemeyeceğim bunlara. Çünkü atılan iftiralar o kadar büyüktü ki, o kadar kötü ki. Yani bana yakışmayacak. Yani aslında bana yakışmayacak bir iftiralar atıyorlar. Yani dövdü, yani bu kadar dövdü. Hayır, varsa eğer alkol probleminiz, bakın varsa eğer alkol probleminizden dolayı Serdar'ın hayatını kaybettiğine inanıyor. Hacer Hanım, ailesi, sizin işte o köyde yaşayanlar, o yüzden konuşuyoruz. Yoksa siz artık içmişsiniz, içmemişsiniz, geçmiş zaman hani o sizi bağlar ama biz bugün Serdar'la ilgili sizin fuara da bıraktığınıza kimse inanmadığı için yani sizin bu alkol varsa eğer dediğim gibi alkol probleminizle çocuğun başına bir şey geldiği düşünüldüğü için bu konuşuyor. Düşünce içerisinde konuşuyorlar, doğru söylüyorsun. Ha, evet, ben de onu çok iyi anlayabiliyorum. Ama yani siz içtiğiniz zaman biraz kendinizi kaybediyormuşsunuz anladığım kadarıyla. O yüzden de ondan dolayı şüpheleniyorlar. Yani alkol meselesi yani doğrudur. Bu erkekte almayan yok. Ama ben kendimi kaybedecek kadar hiçbir zaman için alkol almadım. Seyfi Bey, ben bunu kabul etmiyorum. Yani erkekte almayan yok, şunu yok, dövmeyen yani, yok, sövmeyen yok. Yani ben onları çok kabul etmiyorum açıkçası. Şimdi o zaman birilerine de haksızlık etmiş oluruz. Suçlamalar bana bak. Yani atılan iftiralar kötü. Yani beni insanlara kötü tanıtıyorlar. Yani alkolik. Alakası yok. Ben hiçbir yerde alkol için ifade vermedim. Alkolle gidip kimseyle bir kavga etmedim. Kimseden bir sopa yemedim. Siz hiçbir şey yapmamışsınız. Seyfi Beyciğim, siz hiçbir şey yapmamışsınız. Evet. Yani siz nikah kıymadığınız için belediyeye de gitmemişsiniz. Çocuğunuza nüfus kağıdı çıkartmadığınız için nüfus dairesine de gitmemişsiniz. Yani bu... bu soruların bu cevabı değil bu. Anlatabiliyor muyum? Zaten yani siz alkol alıp karınızı dövüyorsunuz diye bu sizin gidip de bütün erkeklerin karşısına çıkabileceğiniz anlamına gelmez. Ben yine sözümün arkasındayım. Evde gidip karısını döven adam kuvvetle muhtemel dışarıda kendi hemcinslerinden dayak yiyecek tipte adamdır. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer sizin böyle bir kavga şeyiniz varsa gidersiniz buna hemcinsleriyle dövüşürsünüz. Ama dayak yiyeceğiniz herkes bir tartar ya birbirine. Dayak yiyeceğini düşünen adam gelir evde kendinden daha güçsüz olanı döver. Kimi dövecek? Ablasını döver, karısını döver, kız kardeşini döver. Baldızınız diyor ki beni dövdü, çoluğunu çocuğunu döver. Fakat o alkol anında yani 4 yaşındaki bir çocuğa bir fiske bile vurulması o çocuğu hayatından edebilir. Evet. Yani ettiği konu, olaylarda var ne yazık ki görüyoruz. Kesinlikle öyle bir şey yok. O zaman buna, bak buna, sen evlat Allah katiliyle da şahit, suçlu diyorsun. Böyle zaman, bir şey yok. Ben olsam yine de iddia ediyorum çocuk İzmit Fuarı'nda bırakıldı tarafından. Niye İzmit Fuarı'nda bırakıldığına dair ne bir arayan var ne işte, bir soran var ne bir polis kaydı var hiçbir şey yok o zaman. Yani çok uzun yıl oldu. Belki yani oralara yani arşivlere girilirse illaki burada bir kayıtlarımız var yani. Bulduk vardır bir tane yani. İşte ben bulduk eminim. Bir tane alıp bakan mesela kadını hemen bulduk aradı birisi. Dedi ki böyle böyle hemen gittik bulduk biz de sizin oğlunuz değil. Hani oradaki o fuarda kaybolan çocuk yani bıraktım terk ettiğim çocuk
Orada yani. Onun haricinde yani bunların düşündüğü gibi hiçbir şey yok. Yemin ediyorum yok. O yani oraya bıraktım. Ben onu götürdüm tarafımdan. Oraya İzmit Fahri'ne bakımları zor olduğu için bıraktım. Orası dedi halkı açık olan bir yer. Bulunup bir ellerine teslim edileceğine emin olduğum için bıraktım oraya. Ben yani bu kadar net konuşuyorum ve iyi hatırlıyorum artık. Yani yoruldum. Peki iyi de siz bunu en başta söyleseydiniz zaten bütün bunlar konuşulmayacaktı ki. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama o günkü ifademde insanlara evlatlık verdiğim şeyini aynı size de anlatmak istedim ama sonra gerçek buraya geldim ve dedim ki ben hata yapıyorum. Hata üstüne hata. Sen önce zaten evladını terk etmişsin. Bir de bunu insanlardan gizliyorsun diye karar verdim ve size o gün buraya geldiğimde açıkladım. Reklam arasından sonra. Ben bunu yaptım. Yani iddia etmiyorum. Ama affedersiniz. Yani büyüklerin de vardır, kardeşlerin de vardır. Şunu söylüyorum. Yaptığım çok iyi bir şey değil. Olmadığını o gün de biliyorum, bugün de biliyorum. Hani konuşmak, artık konuşmak sırası bende. Çünkü yoruldum. Bu şekil hani kötü düşüncelerle bin insanların yargılanmasını istemiyorum. Yaptığım şey çocuğu trenle Kocaeli İzmit Fahri'ne bıraktım. İşte konuşmaların. O zaman çocuk nerede? Açıkla. Açıkla. Gerçekleri duymak istiyorum. Açıkla lütfen. Allah aşkına. Benim seninle kişisel bir şeyim yok. Ne kadar herkese söylüyorum. Kişisel bir şeyim yok. Orada İzmit Fahri'ne bırakıldı. O zaman şimdi böyle. Orada. Benim seninle kişisel bir şeyim yok. Baba katilinle suçlanıyorsun, oluyorsun, hafızamı zorlar. Ben kime verdiysem hatırlarım, gider derim ki kusura bakmayın. Beni böyle suçluyorlar, ben çocuğumu istiyorum derim yani. Ben size yani ilk kardeşinize söyleyecek hiçbir şeyim yok. Burada şeyler var, benim bildiğim, doğru bildiğim. Ama yine de söylüyorum ama sen size bu çocuğu demek ki başından atmak için size hiçbir şeyim yok. Başından yani. Atmak size için de kimlikle hiçbir şey söyleyemem. Çünkü söylersem çok şeyim var ama size hiçbir şey söylemeyeceğim. Sizin kendi meseleniz. O beni aşıyor. Şimdi onu yayınlayacağım. Şimdi sizi ya tanıyan şimdi bir kişi aradı. Özelimi konuşmaya gelmedim. Senin de özelini konuşmaya gelmedim. Ben tamam. Ben gerekeni çocuğun söylüyorum. Çocuğun meselesini konuştum. Dün hanımefendiyle bağlandık. Hiçbir şey bilmiyor. Onu da dava açacağım. Ben yaptım. Buraya kimse bıraktım. O? Daha başka doğrusu yok. Doğru bir tanedir. Yanlış. Ben yanlışımı da söyledim. Dedim ki insanlara öyle tanıttığım için, bildirdiğim için ben sana o gün her aynı şeyi de sordum. Anlattım. Her doğru olanı sarhoştum, hatırlamıyorum. Evin sizin o uydurmalarınız. Ben size öyle bir şey söylemedim. Hayır, her şeyi biz uyduruyoruz. Ben size öyle bir şey söylemedim. Biz çok uydurmacıyız. Sen çok dürüstsün. Size ben hiç öyle bir şey söylemedim. Dürüst olduğun için çocuğu bıraktın İzmit Fahri'ne. Ben öyle hiçbir şey söylemedim. Sadece evlatlık karakol biliyordun, şey biliyordun. Her yere girip çıkıyordun. Ben size başka hiçbir şey söylemedim. Her kezde konuşmayı da çok iyi biliyorsun. Sen bu çocuğu hallederdin. Ama İzmit Fuarı'na niye bırakasın? Onu niye yapasın? Senin gibi bir adam oraya tutup da... Ya o, ben o inanmıyorum evin önü ya da karşısına. Çaresizliğim oraya bıraktım. Hayır, çaresizlik deyip arkasına sığınma. Sen bu çocuğu biliyorsun ne yaptığını. Peki sen niye terk ettin? Onu bana bir söyle. İnsanlara söyle. Ölecekti. İç organları çürümüş. Doktor dedi, anneme dedi, kızını bırakma bunda dedi. İç organları 30 yıldan beri nasıl yaşıyor bu insan? O kadar demiyordun ki, canı çıkıyordu, Öldürülse demiyordun. Ya siz aileniz vardı da niye terk ettiniz beni? Ben doktora dedim ki, doktor dedim ki, düşündüm ya o zaman. Sen niye terk ettin, o da terk etti. Muhtemel Seyfi Bey. Sen benim özel hayatım burada konu değil. O çocuklarınız burada kalırsa, siz de çocuklarınızı görme bahanesiyle o kapıya geleceksiniz diye... Hacer Hanım'ın ailesi yine o çocuklara bakmak istemeyebilir. Kapıları camları her olayı kendi içinde değerlendirmek lazım. Yani içip kafayı bulan adamı ben de istemem kapıda yani. Kendi çocuğuysa al bak da dersin yani bir saatten sonra. Anlatabiliyor muyum? Bakın. Akrabalar da ama herkes. Peki bakın mesela sizi tanıyan bir kişiyle röportaj yaptık. Şimdi bir başka şeyimiz var. Ayrıca iki muhabirimizin yanında da muhabirimiz Hüseyin Coşkun'un yanında aradığımız Serdar'ın abisi var. Ben onun aslında
her şeye vakıf olduğunu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Diğer Müge Yöntem'in yanında da bir mezarlık bölgesinde yanında yine dün bir röportaj kaydettik. Hanımefendi var, o da bildiklerini anlatacak. Günaydınlar, ben dördünüzü de selamlıyorum. Merhaba Müge Hanım. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bakın, sizi tanıyan bir kişi bize ulaştı. Seyfi Veresi'ye alkol alırdı diyor. Alkol alınca da kabadayı kesilirdi, karısını çok döverdi. Bu diyor, fuar olayı da hikaye. Ne bilirse patatesci Hasan'ı bilir. Zaten bu konuda herkes patatesci Hasan Bey'i işaret ediyor ama o konuşmuyor. Hatta onunla ilgili de Müge bir gördüğü bir şey anlatacak. İsterseniz önce şu bandımızı bir izleyelim. Seyfi Birbir, bir oğluma evlatlık verdim dedi, bir fuarda bıraktığını söyledi. Yıllardır onu tanıyan bir arkadaşıyla ekibimiz bir aradaydı. Cemal Bey, siz nereden tanıyorsunuz Seyfi Birbir'i? Deprem zamanı benim büfem vardı. Orada devamlı benim müşterimdi bu. Lastik tamiri yapardı. Bu alkol içer giderdi, veresiye yapardı. İçti zaman kabarıyor olurdu. Peki çocuklarını, karısını döver miydi, bilir miydin? Bütün köylüler hepsi bilir dövdüğünü. Bütün köylü çocuklar bağırışlardan korkardan geçerken. Bu Serdar'ı alkolüken dövdü, attı bir kenara bıraktı. Hani öldürdüğünü tahmin ediyorum çünkü hiçbir açıklaması yok yani. Açıklayamadıklarıyla şüpheleri üzerine çeken Seyfi Birbir'in arkadaşına göre fuar olayı bir yalandan ibaretti. Hani bu çocuğumu fuara bıraktım diyor. Fuar işi yalan. Çünkü davetler neydi? İlk önce dedi ki Kocaeli'ye bıraktım dedi. Sonra fuara geçti. Fuarda arabaydı yok yani. Yok, hiçbir şey yok. Eve komşu gelmiş, o gitmiş bir yanı, hiçbir şey, hepsi yalan. Patatesçi Hasan vardı. İşte o Hasan onun şeyini bilir. Onunla çok samimiler. Beraber yer içerler, gezerlerdi yani. En büyük olay Hasan'da patlar. Hasan çözer yani. Ben size fuar olayına kimsenin neden inanmadığını da söyleyeyim. Dün de siz söylediniz, arada 60 kilometre mesafe var dediniz. Tamam, bir sinirle kalktınız, çıktınız, gittiniz. Oradan dolmuşa bineceksiniz, dolmuştan trene bineceksiniz, trenden fuara yürüyeceksiniz. Orada bir gezeceksiniz, hala daha çocuğu bırakayım. Yani sizin gibi çocuğunun nüfus idaresine gidip nüfus kağıdını çıkarmaya üşenen bir adam. Yani gider trende bırakır, bir durak sonra inerdi. Fuar niye? Hiç gerek yok yani. O yüzden kimse inanmıyor. Yani evet. Siz biraz... Ben size inandıramıyorum. Ama olsa bulurdum yani. Ben fuardaki birini. Bunu benden doğruyu istiyorsanız doğru bu. Benden doğruyu istiyorsanız... 33 yani, yıl boyunca hiç söylemediğiniz bir şeyi... Sizin niye söylemedin? Kötü düşündüğünüz gibi hiçbir şey yok. O zaman ama daha bir şey söyleyeceğim. Siz bana karı kocaya bıraktım dediğinizde de, ben size kapıya gelene verdim dediğinizde de ben inanmadım. Orada da inanmadım. İnançlarımın da... Yani inanmamakta da haklı olduğum ortaya çıktı. Çünkü size ne dedim? Öyle de olmaz dedim. Kapıya geldi, selamünaleyküm, aleyküm, al bir tanesini git diye kimse yapmaz dedim. Olmaz. Hayatın bir doğal akışı vardır. Uymuyor. Evet. Bu da uymuyor. Sizin gibi kendi keyfine düşkün bir adam kalkacak da binecek de fuara gidecek de bırakacak da ooo yani. Trende bırakır inerdiniz bir durak sonra. Eve dönmek daha kolaydı yani. Yani ona... Fuarda o kalabalığın içinde çocuğu bırakmak kolay mı? O çocuğu bıraktığın zaman... Orada tek başına fuar kalabalık, birisi de seni koluna yapışır. Abi çocuk orada kaldı der. Ne yaptınız yani, evet. Çocuğu bıraktınız, arkanıza dönüp bakmadan koşa koşa fuardan kaçtınız mı? Yok, kaçmadım, normal çıktım geldim. Çocuk da bir arkadan bakacak, baba yani. Diyecek, anne diyecek, neyse birisi de diyecek ki hop beyefendi. Hiç duymadım yani, hiç duymadım. Yani yapacak. O zaman bunu... kime verdiğini biliyorsun. Biliyorsun. Kimseye böyle vermedim. Ben anneme, annemin yanına gidiyordum. Çocuğu vermedim. Şöyle bırakamıyordum. Kimseye vermedim. Bırakma anne diyordu. Kimseye vermedim. Peki fuarı bugüne kimseye kadar söylediğiniz çocuğu. Başka birisi oldu mu? Efendim? Fuarda bıraktım dediğiniz başka biri oldu mu? Hiç kimse olmadı. Hı? Kimse olmadı. İlk defa burada söylediniz, evet. Yıllar sonra. Herkese evet, dediniz ki kapıya gelene yani, verdim dediniz. Ben çocuğu sadece evlatlık verdim diye insanları öyle bilgilendirdim. Fuarı bugüne kadar hiç söylememiştim. Hiç kimseye söylemedim. Kızına İlk kez burada söylüyorum. Doğru bu. Doğru bu. Doğru fuar. Evet. Niye söylemedin anladım. Şimdiye kadar? Şöyle dün bir hanımefendiye ulaştık. Hanımefendi de sizin çocuğunuz kaybolduğu dönemde köyde konuşulanları anlatıyor. Siz bir ara mezar kazıcılığı yapıyormuşsunuz. Halbi yardımcı oldum. Evet. Evet, mezar kazıyormuşsunuz. Hatta evet. Öyle ki... çok alkol aldığınız için millet şey diyormuş, ya bizim mezarımızı bu adam kazmasına kadar gelmiş iş hani. Yani bir yakını vefat ediyor mesela, bizimkini kazmasın diyorlarmış. Benim zaten öyle bir sorumluluğum yok. Sadece yardımcı oldum ben. Ölen bir abimiz vardı. O kazardı. Ben de içinden toprağını gündelik yardıma gittiğim insanlar. Anladım. Parasız. Efendim? Parasız. Bir bedel.
Şimdi illaki mezar kazılarına bir ücret veriliyor. O tamam, yani yardım başka bir şey. Nasıl? Yardım etmek başka bir şey, çalışmak şimdi başka bir şey. Şimdi abi de beni çağırıyor. Yani bir kişiyle olmuyor. Tamam, gel çalışalım diyor yani. Evet, yani gündeliğim ondan alıyorum.